Efendim tabii erkek egemen bir siyaset var ve kadın politikacı olmanın yanı sıra siz aynı zamanda tabii yönetici konumunda da kadın olarak var oldunuz. Bunun zorlukları ve kolaylıkları oldu mu? Yani Daha çok zorlukları olmuştur diye tahmin ediyorum. ya ben onun üzerinden çok fazla konuşmadım dikkat ederseniz. Evet. Yani şöyle de oldu, böyle de oldu değil. Ben aslında kadının gücünü temsil etmek istedim. Kadının üretkenliğini, sevgisini, onun ötesinde kararlılığını, cesaretini. Çünkü dişi aslanı düşünün yani. Korur, çok ciddi korur. Kadın koruyucudur, kadın vericidir, diyet istemeden verendir aslında. Bu taraflarını öne çıkarmak istedim. Ve bununla da terör mücadelesinde olsun, dış politikada mesela Kardak'ta o asker gidecek, o bayrak inecek. O da işte bugünkü gibi bir olaydı. Ama onu hiçbir zaman Ege'nin, karasularının bir olayı olarak algılamadılar. Ama öyle bir şey olsaydı Lahey'e gittiği zaman inanın Kuşadası'ndan Bodrum'a geçemezsiniz şeyden Yunanistan'dan izin almadan. Çok önemli bir şeydi. Bu kararlılığı ortaya koymak. Zaten bence siyaset cesaret işidir. Korkakların işi değildir. Ve bence kadınlar aslında özde çok cesur insanlardır. Yani evladını korumaktan gelir bu. Ben mağduriyeti değil de o kadının gücünün ama severek, ama vererek, diyet istemeden, ama kucaklayarak, o bir ağaç gibidir kadın aslında. Kök salar, kucaklar, meyvasını verir. O tarafıyla bütün topluma gitmek istedim, milletime bu mesajı vermek istedim daha çok. Ama tabii erkek egemen olunca siyaset belki her zaman doğru anlaşılmamış olabilir misiniz? Ne dersiniz? Ne hissediyorsunuz şimdi baktığınızda Yani efendim? tabii olmaz olur mu siyasette kadın zor bir şey. Ama mesela Clinton da geldi, burada bulundu. Burada oturduğumuz zaman Amerika'da tekrar görüştük. Kendisine ilk başbakan değil, tabii Cumhurbaşkanı orada ama parlamenter sistemde başbakan şimdiki Cumhurbaşkanı gibidir. Yani iktidarsınızdır, hükümeti kuransınızdır, icranın başısınızdır. Parlamenter sistemde hele eğer Cumhurbaşkanını halk seçmemişse gerçekten başbakan çok güçlüdür. O kadar ki mesela Cumhurbaşkanı yurt dışına gidecek, istemezseniz Dışişleri Bakanı'nın yanına vermezsiniz. Ettiği söz istemezseniz havada kalır. Anlatabiliyor muyum? Yani politikayı düzenleyemez. Dolayısıyla öyle bir güç var başbakanlıkta, parlamenter sistemde. O gücü milletin menfaatine kullanmaya çalışırken, tabii geriye baktığınız zaman şunu şöyle de yapmasaydım, bu da böyle de olsaydı dediğim şeyler de oldu. Ama netice itibariyle Türkiye ilk kadın başbakanını çıkardı. Amerika'dan önce çıkardı. Ve bu odada Clinton gelip sizin oturduğunuz yerlerde otururken Türkiye'yi gıptayla baktı. Nitekim kendisi ondan sonra Amerika'nın başı olmak istedi, başkanı olmak istedi. Ve sıkıntılar oldu orada da. O da başka hikaye. Ama Türkiye bunu yaptı. Hı.
Siyasette kadının temsilini konuşacak olursak efendim, şimdi ve konumu üzerinden konuşacak olursak tabii, bugün gelinen noktayı yeterli buluyor musunuz? Yani Türkiye'deki gelinen noktayı yeterli bulmak mümkün değil. Yani 1934 yılında aslında kadına seçme hakkı verilmiş, seçilme hakkı verilmiş. Ve o zaman bütün meclisin %4,5'u kadar, şimdi 17,5'u kadar.